Merhabalar, Lila Yumak kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle makrome iplerinden yaprak modelini çalışacağız. Ben ön hazırlıklarımı yaptım. 60 santimden kestiğim ipimi ikiye katlıyorum. Bu orta gövdemiz olacak. 20'şer santimden kestiğimiz iplerim var. Bunları da hazırladım. Şimdi modelin yapımına başlayacağız. Çok basit. Çok kolay. Biraz ipliğim tarama ipi olduğu için birbirine dolaşıyor. Yapacağımız işlem şu: 20 santimlik iplerimizi ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Ben bunu kökünden tam böyle dibinden yapmayacağım. Burada bir asmak için bir mesafe bırakacağım. Bunun için göz ayarı ayarlıyorum. Alttan ikiye katladığım ipimi geçirdim. Üstten de buradan altından bu ipimi geçirdim. Geçirdiğim ipimi şuradan elimle bastırıyorum. İçini açıyorum. Uçlarını geçiriyorum. Katlıyorum. Katladıktan sonra ilk düğümlerde yerini ayarlayabilirsiniz. Kaydırabilirsiniz. Daha sonra ipliklerde dağılma olur. İpliğinize göre değişir tabii ki. Daha tok, bükümü daha yoğun olan ipliklerde daha kolay kaydırabilirsiniz. Altından geçirdim. Diğer ipimi buradan bunun içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra burayı sabit tutuyorum kaçmasın diye. Uçlarını alıyorum ve bunları da buradan geçirdim. İpliklerimi çekerek düğümümü oluşturuyorum. Bütün ipliklerimi yaprağımın orta kısmının uzunluğunu, büyüklüğünü hesap ederek geçireceğim. Geçirdikten sonra kenarının görüntüsünü vereceğiz, tarayacağız. Şimdi ben diğer ipliklerimi, yaprağın ipliklerini geçirmeye devam edeceğim. Yaprağımı hazırladım. Diğer ipliklerimi geçirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane düğüm attım. Şimdi bunun kesim işlemine geçeceğim. Kesim işlemine geçmeden önce biraz şöyle tarayarak, kameraya da çarparak şeklimi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Kestiğim zaman daha muntazam olması için önce tarayacağım. Sabitlemek isterseniz saç spreyle kullanabilirsiniz. Sabitleyebilirsiniz. Kağıt, bir kartondan kalıp çıkarabilirsiniz. Yaprağınızın kalıbını ona göre kesebilirsiniz. Ben şimdi elle keseceğim. Umarım yeterince muhteşem olacaktır. Video çekiyoruz. Aksilikler olabilir. Yamukluklar olabilir. Şu kısmı oval başlayacağım. Oval kestikten sonra uca gideceğiz. Daha sonra üzerinden birkaç defa daha geçip kenar düzeltmelerini yapabiliriz. Bakın gayet güzel, muhteşem çıkıyor. Ufak pürüzler olabilir. Her yaprak birbirinden farklı da olabilir. Şekilde. Şimdi orta kısma geliyorum. Bir kenarımızı hazırlamış olduk. Şimdi diğer kenarımızı yapacağız. Göz ayarı şurada. Dört parmak şuradan başlayacağız. Biraz tersime geldi bu sefer. Kameranın açısından ötürü. Böyle daha rahat olacaktır. Şurada bir kaçak var. Onu da görmüş olduk. Kesmeye devam ediyoruz. Ben bunu kapı süsünde kullanacağım için yeterince büyük olmasını istedim.
Şimdi diğer tarafını biraz daha küçülteceğim. Şu kısmın genişliği daha hoşuma gitti. Tamamen size kalmış. Göz zevkinize kalmış. Ona göre ayarlayın. Şöyle elimde daha kolay olacak. Çevirelim. Daha küçük yapraklar için daha küçük kalınlıklarda, milimlerde iplik kullanın. Bu büyük olacak. Böyle kalınları yaptığınız zaman abajurlerde, abajurlerinize süs yapabilirsiniz. Şu kısmı biraz daha geniş kullanabilir ya da dar kullanabilir. Benim kapılarım tokmak olduğu için kapı tokmaklarına da asabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımız hazır. Biraz daha tarayarak şekli düzeltip kenarları temizleyeceğim. Bu şekilde dikkate alarak yaprağınızı bitirmenizi sağlayacağız. Etrafındaki iplikleri temizliyoruz. Ne kadar çok tararsanız iplikler dışarı o kadar çıkacaktır, dağılacaktır. Tarama işlemlerini tekrar ettirmeyin. Kesme işleminden sonra iplikler birbirini atıyor. Düzelteceksiniz yaprağınızı. Yeterince muhteşem olduktan sonra serbest bırakabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.